Bakalım Kayı Hatunlarının hünerleri nasılmış? Pusatta olduğu kadar aşta da cevval mi bunlar? Kayıların kutlu anası Hayme Hatun. Erini, oğlunu gördüğün posta beni görmek ağrına gider bilirim. Sakın ola, o kutlu posta bir zeval verdiğini sanma. Bir damla çirkefle koca bir deryayı kirletemezsin. Hele oturun soframıza, konuşacaklarımız var. Hayme Hatun, sen niye oturmazsın? Zalimin sofrasında aş yemek bize haramdır. Analığına hürmet gösterdik. Lakin bundan gayrı bizim nizamımız geçerli olacaktır. Hatunlar da buna dahil. Gayrı bundan sonra bacıların başı değilsin. Hatunları idare etme vazifesini Sırma Hatun'a verdim. Vazifemi hakkıyla yerine getireceğim. Komutan alınacak. Burada kurulmuş bir nizam var zaten. Başkasının yapacağı iş ancak kendini oyalamak olur. Kayıların kutlu anası. Yarın bütün
Kayı Alplerinin pusatları toplanacak. Bak, Ertuğrul'un obası elimde. Otağı elimde. Ailesi elimde. Artık sizin düzeniniz yok. Bakalım Ertuğrul dedikleri kadar cesur muymuş, göreceğiz. Bir zamanlar tıpkı senin gibi bir Moğol tanımıştım. Noyan. Senin gibi çok konuşurdu. Lakin Ertuğrul'um onun defalarca hakkından geldi. Senin de hakkından gelecek. O vakit göreceğiz. Kim korkak, kim cesur. Yeter! O vakit gelsin, kurtarsın. Görelim bakalım. Komutan alınacak. Ertuğrul geldi. Heybetli oğlum. Sen tasa etme Sinan'a. Zillete düşsek de hürriyet gayemiz bakidir. Dedikleri gibi cesursun Ertuğrul. Bakalım cesur olduğun kadar akıllı mısın? İstediğimi getirdin mi? Getirmedim. Öldürün. Babama zulmedip oğlumu almışsın. Lakin yere serdiğim düşmanlarım iyi bilir ki kimse benim vermek istemediğim bir şeyi benden zorla alamaz. Bir şey almak istediğimde kudretim yeter. Şimdi buna senin canın da dahil. İşte geldim. Üstelik senin gibi sinsice de değil. Kudretine aslan gibi kükreyerek geldim. İstersen beni de herkesi de öldür burada. Lakin istediğin şey bende değil. Ona gidecek tek yol da benim. O vakit söyleyesin o yolu bize.
Evvela o yolu açacak anahtarı bana vermen gerek. Neymiş o anahtar? Oğlum Osman. Ertuğrul Bey. Komutan Alıncak. İmdi pusatları konuşturmanın kimseye faydası yoktur. Eğer mesele anlaşmayla çözülecekse pusatlara lüzum yok. Herkes diyeceğini demelidir. Nökerler, çıkın dışarı. İmdi, söyleyeceğin sözler ya soyunun canını kurtaracak ya da ölüm fermanınız olacak. Destur var mıdır Mengi Hatun? Melikşah ben. Buyurasın Melikşah Alp. Hayırdır Melikşah Alp? Bir şey mi söyleyecektin? Mengi Hatun, çok vaktimiz yok. Bu nedir? Ertuğrul Bey'imiz İlbilgi Hatun'a gönderdi. Sırdır. Kimseye göstermeden ona veresin. Ben oğlum Osman'ı almadan sen de istediğini alamazsın. Oğlumun canından emin olayım ki sana istediğini getirebileyim. Canını kılıcın ucundan kurtaracak kadar yaman adamsın Ertuğrul Bey. Yalnız bilesin ki pazarlığı biz de senin kadar iyi biliriz. Bana istediğimi getir o vakit. Bu hemen olacak iş değildir. Bana 3 gün mühlet veresin. Üç gün sana sandığı getirmen için kafidir. Eğer getirmezsen evladını yine geri alabilirsin. Lakin cansız bedenini. Üç gün çok şey için kafidir. Bu arada bu toprakların yeni uç beyi Bey Bolat'tır bilesin. Taşıma suyla değirmen dönmez komutan. Uç beyliği de kılıç hakkıyla olur. Başka kılıcın gölgesinde olmaz. Seni de hepten yabana atmayız. Eğer ikimiz de istediğimizi alırsak, bize tabi olduğun sürece canını bağışlarım. Senin gibi bir beyi kolay kolay harcamak istemem. Tilkilerin boynuna geçen kement kurda işlemez.
Ben indi giderim. Döndüğümde ne hesap varsa benimle görürsün. Anamın da, Artuk Bey'in de sofranızda yeri yoktur. Al kimi istersen. Bana istediğimi getir. Haydi. Sarpbaşım. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz burada? Korkuttunuz beni. Beyimizin hayatını kurtaran Zangoç'u kendi evinde ziyaret edelim dedik. De sana bir vazife vermeye geldik Zangoç. Emriniz olur. Elimden ne gelirse yaparım. Eyvallah. Dragos. Ertuğrul Bey'imizle anlaşma yapmıştır Zangoç. Bu toprakları Moğollardan temizlemek gerekiyor. Dragos da bunu iyi bilir. Dragos. O ne zalim. Ne sinsi birisidir. Söğüt'teki kardeşliğimize göz dikmiş bir şeytandır o. Şimdi bırak bunu Zangoç. Bundan gayrı Dragos'la aramızdaki irtibatı senin sağlamanı ister Ertuğrul Bey. Hem senden kimse şüphelenmez. Bundan böyle topladığın bütün malumatları gelip bize bildireceksin. Ben zavallı bir Zangoç olarak Ertuğrul Bey'imizin verdiği emri yerine getirmekten onur duyarım. Moğolları buradan kovmak için ne gerekiyorsa elimden gelen her şeyi yaparım. Eyvallah Zangoç, eyvallah. Bu cenkte sadece sırtlanlar telef olmayacağı. Böyle kuzu postuna girmiş tilkiler de açığa çıkacağı. Zangoç, inşallah. Umarım, Babsar başım. Umarım.
İyiyim kuzum, iyiyim. Ana, bu getirilecek şey ne ola ki Osman'a karşı bunu ister bu soysuzlar? Ertuğrul Bey'den ne ister bu kudurmuş? Bilemedim kızım. Ne isteyecekler ana? Ecellerini isterler. Ya Osman, nereye götürdü bunlar kardeşim? Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol. Ana, istediklerini alsalar da Osman'a bir şey etmezler mi bu zalimler? Selcan Hatun üzmeyesin kendini. Ertuğrul Bey'imiz Osman'ı onların eline bırakmayacaktır. Bunun böyle olacağı belliydi. Dediydim ben. Bu köpoğulları obamıza, otağımıza leş kargası gibi üşüşür dediydim. Ben bilirim bu soysuzları. Bunlar bir yere çöktü mü? Selcan! Selcan yeter. Yeter kızım. Bir oba dağıldı mı, onu toplamak hatun kişiye düşer. Bilmez misin? Bize düşen Ertuğrul Bey'in dediklerini tamı tamına yerine getirmektir. Kaya hatunları buradaymış. Ben de size bakınırdım. Hayrola Sırma Hatun? Bilirsiniz ki bundan gayrı obada hatun işlerine ben bakarım. Bundan ötürü yarın erkenden işe koyulacağız. Bunu demeye geldim. Biz ne edeceğimizi iyi biliriz. İş güzelliğin lüzumu yoktur. Elbette ne edeceğinizi bilirsiniz. Lakin mesuliyet bendedir. Hesabını ben vereceğim. Gevşekliğe tahammülüm yoktur. Bilin istedim. Allah'ım nedir bu zulüm? Ağabey sen neler karıştırırsın? Nerelerdeydin Mengü? Sana bakınırdım hanımım. Bunu az evvel Melikşah alıp getirdi. Hayırdır? Ertuğrul Bey size göndermiş. Melikşah alıp sır olduğunu söyledi. İlbilge Hatun, senin her daim hakkın yanında olduğuna itimat ettim. Şimdi bunu yeniden gösterme vaktidir. Senden dileğim orada bana karşı gibi görünmen ve malumat toplamandır. Osman'ın canı öğreneceğin malumatlara bağlıdır. Sen Karaçam yoluna gel, ben seni bulacağım. Allah'ım bu zalimlere karşı sen Ertuğrul Bey'in yardımcısı ol. Thank you.
Ne işin var burada? Uç beyimiz Beybolat Bey ile görüşeceğim. Komutan alınacak da görüşür Beybolat Bey. Görüşmeleri bitsin gelirsin. Kendine gelesin. Ben Uç beyimiz Beybolat Bey'in bacısıyım. Otağda da bekleyemeyecek miyim? Bekleyemezsin. Buyruk yok. Git çadırına. O vakit gir içeri. Komutan alınca Uç beyimiz Beybolat Bey'in bacısı İlbilge Hatun geldi. Onu otağdan çıkaracağım de. Bakalım ne buyruk verecek. Otağın dışında bekleyesin. İçeride mühim şeyler konuşacağız. Kimse girmesin. Haydi. Ne beklersin? Laf mı dinleyeceksin? O Dragos'a ulak gönderdiniz mi Subutay? Gönderdik. Yarın handa buluşmak istediğinizi bildirdik Dragos'a. Gelecekmiş. İyi. Gelsin bakalım. Bir de ben konuşayım. Bakalım yine dik başlılık edebilecek mi? Uç beyliğini bana verdin. Lakin eski uç beyiyle de işbirliği etmek istersin. Ne demektir bu? Komutan alınacak. Beybolat. Bu işlere hiç aklın basmaz mı senin? Ertuğrul'un ağzına imdilik bir parmak bal çalıp istediğimi getirdiğinde ona zehri vereceğim. Ne onun canını bağışlayacağım ne de oğlu Osman'ı geri vereceğim. Ya ne yapacaksın Osman'a? Bütün oba beylerinden aldığımız çocuklar gibi onu da gizli yerimize gönderdim. Onu man kurtlaştırıp bize ölümüne sadık biri yapacağım. Vakti gelince de Ertuğrul ve oğullarını öldürüp kayıların başına geçireceğim. Aman ya Rabbi. Osman. Osman neredeyse tez bulmak gerek. Allah'ım sen bize yardım et. Bacım, hayrola? Ne işin var burada? Sana da döşek serecektik. Bir emrin var mıdır diye sormaya geldim. Yoktur bacım, sağ olasın. İlbilge. Ertuğrul'un sebep olduklarını görürsün bacım. Gönlün hala onun safında mıdır? Gönlüm Uç Bey'imin ve dirliğimizin safındadır. Uç Bey'im neyi emrederse onu yaparım. Ertuğrul Bey de suçunun bedelini ödeyecek. Benim bacıma da bu yaraşır. Aferin. Thank you.
güneş dolaşamaz kadar Çelik Dağım'ın sahibi. Baş eğip gök sarayına girdiğim Akyayık Gök Tengri! Altun yargı veren kutlu bozkırımı, kayın ağacımı, ağran gökte yıldızımı, ulaşılamaz güneşimi, çoğalacak sürülerimi, alevli ateşimi, ruhlarımı ve beslenecek çocuk canlarımı. Kafa derilerini kazıyın. Başlarını deve derisine kaplayıp kızgın güneşte bekletin. Kulaklarına her gün ben Cengiz Han'ın nökeriyim diye fısıldayın. Fısıldayın ki iyice beyinlerini kazısınlar. Obalarımızı oralarda koymaya mecbur kaldık. Topraklarımız düşmanların çizmeleri altında ezilir kardeş. Benim de yüreğim burada çiğnenir durur. Hangimizin çiğnenmez kardeş?
İçimize öyle bir ateş düştü ki canımızı dişimize takıp söndürmezsek hepimizi yakıp kül edecek. Allah hepimize güç kuvvet versin. Amin. 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 De, Ergen kardeş, bunca vakit oldu, gelmediler. Habercilerin buradan geçeceğinden emin misin? Ertuğrul Bey'in dediği haberciler buradan geçecek. Eminim. Hamza Paşa'm. Moğolların Söğüt'e haber getirip götüren habercileri var. Alıncağı Hülagü Han'dan gelen buyruklar bu haberciler vasıtasıyla ulaştırılır. Onların toplandığı yeri basacağız. Nasıl yapacağız bunu beyim? Alıncağı Hülagü'den bir buyruk gelmekte. Getiren habercilerin yolunu kesip onları öttüreceğiz. Sonra da Mergen onların içine sızacak. Bundan gayrı Hülagü'den gelen tüm buyruklar Mergen vasıtasıyla evvela bize gelecek. Beyim, bu malumatı nasıl edindin? Devletimizin ve töremizin bekçileri ve koruyucuları sağ olsun Bamsı. Gelir kansızlar. Hadi kardeşler. Gelin bakalım. Mergen. Ne yaparsınız? Bırakın! O buyruk sizin ölüm fermanınız olacak. Kime bulaştığınızı bilir misiniz? Bizi anlatacakların çoktur. Evvela adını sanını söyleyeceksin.